Merhaba İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programı Gürhan Ertür'le birlikte sunacağız. Ali Vatansever de bizlere ilişkide yardımcı olmakta. Sevgili konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç ile birlikteyiz. Murat Hocam hoş geldiniz. Gürhan Bey, Ali hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Murat Hocam merhabalar. Merhaba. Yağmur merhaba. Merhaba, bizi çok heyecanlandıran Murat Hocayla programlarımızın ikincisini yapıyoruz. Çünkü konularımız sürelerimize yetmedi. Bir önceki programda tekrar etmiş olalım. Yeni hazırlamış oldukları Kadir Has Üniversitesi'ndeki İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeki Marmara Bölgesi'ndeki seçmen eğilimleri haritasını konuşmuştuk. Özellikle genel seçimler sonrasındaki bu yıl Mayıs ayındaki Marmara Bölgesi'nde nasıl bu seçim sonuçları çıktı? Etraflıca katman katman inceledikleri bizde çok heyecanlandıran çok çok önemli bir çalışmaydı. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk defa kullanılan bir veri görselleştirme yöntemiyle bu haritayı elde etmişlerdi. Fakat bunun pek çok farklı sebebine değindik. Çok detaylı olarak programın süre kısıtlamalarında konuşamamıştık. Özellikle Murat Güvenç göç örüntülerinin burada önemli olduğunu söylemişti. Dedi ki buna başka bir program yapmamız gerekiyor çünkü çok çok önemli bir konu. Ben çok kısaca programın başında ismini söylemek isterim araştırma projesinin kentsel bölgeyi izlemek. Marmara Bölgesi'nin oluşumu isimli bir TÜBİTAK projesinde Marmara Bölgesi'ndeki göç örüntülerine bakmıştınız. Ve daha önce bizim de takip ettiğimiz kadarıyla bu araştırmanın sonuçlarını etraflıca konuşamamıştık. Biraz e, bu göç örüntüleri nasıl etkiledi genel seçim sonuçlarını Murat Hocam'ın e, biz aktaracaklarını merakla bekliyoruz. Tekrar teşekkürler. Çok vakitten almayayım hızlıca duyurmuş oldum. İyi ki geldiniz diyorum tekrar. Buyurun söz sizde. Evet bu e, araştırmayı biz e, İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde e, e, geçen sefer söylemiştik. Henry Burr Vakfı'nın desteği ile e, e, gerçekleştirdik. Şu anda e, İstanbul Çalışmaları Merkezi'ne web sitesine, sitesine girilirse ve orada e-yayınlar e, seçilirse bu haritaya e, hemen e, erişmek mümkün olabiliyor. Aşağı yukarı iki haftadır belki iki hafta ile biraz geçti yayında e, binlerce kez tıklandı ve şu ana kadar bir <laughs> sıkıntı bize e, bildirilmedi bu e, site ile ilgili olarak e, şimdi geçen sefer haritanın nasıl kullanılacağını nasıl e, ele alınacağını e, görmüştük oraya e, fakat e, bulguların ...nasıl yorumlanacağını... ...Marmara bölgesinde ne var ne yok... ...onu pek fazla tartışamamıştık... ...şimdi Ali bize gösteriyor... ...sitenin içerisindeki bu... E, ...haritaya böyle... ...uzay istasyonu gibi bir yerden... ...uzaktan bakarsak Marmara... E, ...bölgesindeki aslında... ...yerleşmelerin... E, ...sergilediği örüntü... ...böyle nasıl diyelim... <laughs> e, ...düzce kıyılarından... E, ...şeye kadar... ...işte Şanakkale'nin güneyine doğru çizebileceğimiz bir verev hattın, kuzey-doğu-güney-batı hattının kuzeyinde mavi noktalar var. Yakınlaştığımız zaman da altında sarı noktalar var. Bu bizim şeyimize baktığımız zaman tabii o sarı noktaların içerisinde küçük küçük maviler var. Şeyin mavilerin içerisinde de küçük küçük sarılar var ama... Genel olarak baktığımızda böyle bir e, ayrım var. Bu, burada geçen sefer haritayı tanıtırken bunun e, altında neler e, yatıyor e, pek fazla tartışamadık. Ben de bunun üzerinde biraz e, düşündüm e, ve bunun aslında e, göçle ilgili e, olabileceğini ve bu göçle bu seçim e, profillerini ilişkilendirmenin Belki ilginç bir araştırma konusu olabileceğini e, düşündüm. Çünkü şimdi size göstereceğimiz e, haritaları ki onlar ilk defa şu anda e, yani bir kamusal ortama e, çıkıyor. Bunlar pandemi e, sırasında e, yaptığımız bir şeyde e, bir TÜBİTAK projesi kapsamında üretildi ve e, zaman içerisinde Türkiye'nin Türkiye'nin neresine, nereden göç geldiğine ilişkin haritalardır. Çok kapsamlı haritalar. Şimdi onları izleyeceğiz ve burada benim burada size göstermek istediğim şey aslında bu sarı bölgenin yani AKP'nin çok güçlü olduğu bölgenin genellikle AKP'nin çok güçlü olduğu illerden göç aldığını. Mavi bölgelerin de zaman içerisinde CHP'nin çok güçlü olduğu yerlerden göç aldığını göstermeye çalışacağım. Ee, benim yapacağım şey yani şu anda henüz sadece bir takım keşifler, bazı bulguları size aktaracağım. Ama e, bunun üzerinde e, daha e, ayrıntılı e, nasıl dedim çalışmalar var. Bu göç meselesi e, bence seçim meselesi konuşulurken göçle ilişkilendirmek çok e, önemli e, çünkü mesela e, bu sonuçları e, yorumlarken Bekir ağırdır hemen hemen birçok konuşmasında iki nokta üzerinde durur bir tanesi Türkiye'nin hızla metropolitenleşmesi yani bir artık şehir sınırlarının dışında çeperleri de içeren bir kentsel bölgenin, metropoliten bölgenin oluşması. İkincisi de Türkiye'de çok yoğun bir göç e, sürecinin olduğunu, bunun seçim sonuçları üzerinde e, ilginç örüntüler yarattığını vurgular. Şimdi bu çalışmada da ben e, bu noktayı biraz daha açmaya ve örneklemeye çalışacağım. E, evet. Şimdi iki e, genellikle göç konuşulduğu zaman Türkiye'de yani böyle herkes bir yerden kalkar bir yere gider karma karışık bir şeydir yerleşmelerin yapısını bozar ee, işte İstanbul'a e, her yerden göç gelir Bursa'ya Artvin'den göç gelir İzmir'e Mardin'den göç kalır göç gelir böyle bize genellikle kamuoyunda oyunda e, ki bu resim genellikle göçlerin e, böyle bir içinden çıkılmaz karmaşıklık içerisinde olduğu anlatılır Halbuki e, biz böyle e, nasıl diyelim ayrıntılı çözümlemeler yapıldığında belli yörelerden giden göçlerin belli yörelerde kümelendiğini ve o e, gösteriyor şimdi isterseniz e, Ali Vatan Ali bize e, bu göçle ilgili haritalarımızdan bazılarını göstersin Murat hocam hep iç göçten bahsediyoruz evet, değil mi? İç göç, evet, iç göçten. Evet. Şimdi Çünkü yurt dışından bu, e, gelen göçmenlerin de vatandaş konusu çok tartışmalı bir hale geldi biliyorsunuz. O, baş, o ondan değil, bu sadece evet. iç göçlerle ilgili bir şey. Şimdi e, bu harita dilini e, burada gördüğümüz renkleri kabaca e, anlatmamız e, gerekir. Bakın burada e, kenarları sarı çizgiyle şey olan sarı çizgiyle belirtilen ilçeler var. Bir de onun etrafında kırmızıyla gösterilen iller var. Bir de maviler var. Maviler bu sarıyla sarı çizgili olan yerlere çok az göç veren yerler var. Yerleri gösteriyor. Mavi ne kadar kuvvetliyse o kadar az göç veriyor demek anlamına geliyor. Şimdi mesela bu İstanbul'un olduğu İstanbul şehrine <laughs> etrafındaki yani İzmit ve Tekirdağ içeren bölgeye aslında Ankara'dan Bursa'dan İzmir'den çok az göç geldiğini, buraya gelen göçlerin de ağırlıkla nereden geldiğini görüyoruz. Kendi e, şeyin Marmara'nın batı kısmından geldiğini görüyoruz, Orta Karadeniz'den geldiğini görüyoruz. İşte Sivas Tokat yerlerinden e, geldiğini görüyoruz. Böyle bir şey var. Yani burada kırmızılar bölgeye çok yoğun e, verenler, maviler ise az göç veren şeyler. Şimdi İstanbul'a gelenlerin büyük ölçüde aslında Trakya'dan ve aslında Orta Kanada'da ve işte Doğu, Kuzey Doğu illerinden geldiğini gösteriyor. Devam edelim. Şimdi ikinciye geçelim. Ha. Bu da mesela İzmir'de sonlanan göç akımlarına baktığımız zaman burada İzmir'de en çok göçlerin İzmir ilçesine en en çok göç verenlerin İzmir e, metropolitan metropoliten alanı içinde gerçekleştiğini yani metropol alanı içinde büyük bir e, hareketlilik olduğunu İç Ege illerinden İzmir'de sonlanan büyük bir şey olduğunu gösteriyor. Fakat mesela İstanbul'un Ankara'nın İstanbul'a çok e, İzmir'e çok fazla göç vermediğini görüyoruz. Şimdi üçüncüye geçelim. Burası şimdi Antalya'da sonlanan göç akımlarını görüyoruz. Buraya baktığımız zaman Antalya'ya en fazla göç verenler Antalya'nın çevre illeri ve kendi içinde. Yani bu göçlerin büyük bir kısmının aslında kısa mesafede gerçekleştiğini, bu bölgelere uzun mesafeden gelenler olsa bile sayısal itibari açıdan çok önemli, istatistiksel açıdan önemli olmadığını söylüyoruz. Yani bu mavi denen yerler aslında istatistiksel anlamda beklenen düzeyin istatistiksel açıdan beklenen düzeyin altında e, veren yerler, sarılar ise istatistiksel olarak üzerinde veren yerleri gösteriyor. Şimdi bir tane daha geçelim. Bir tane bak. bu da Çukurova ve Adana'da sonlanan akımlara baktığımız zaman buraya bakın e, şeyden Mardin'den Siirt'ten ve bazı Güneydoğu illerinden e, göçler aldığını İçeriden Aksaray'dan göç aldığını fakat Türkiye'nin geri kalan kısmından göç alsa bile bunların sayısal açıdan çok fazla olmadığını görüyoruz. Yani demek ki Türkiye'de biz ötekine geçersek manidar göç bölgeleri var. Bölgeler birbirleriyle ilginç alışverişler içerisinde. Buradaki her şey, her alan belli bir takım ilçelerden itibaren çizildi ve bunlar akımların sonlandığı şeyler. Bunlara biz Benzer varış profiline sahip olan ilçeler diyoruz. Evet ve bunu mesela il haritasıyla çakıştırdığımız zaman geçelim şimdi. Bunun üzerine bir tane, bunu kırmızıyla gösteren il haritasına çakıştırdığımız zaman bunun il haritasından farklı olarak bazı ilçelerin bazı ilçelerle birleşip yeni yeni birimler oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi buradan sonra devam edelim. Şimdi aynı şeyi İstanbul için, İstanbul kentsel bölgesi için e, yaptığımızda bakın neler, neler neler görüyoruz devam edelim. Şimdi e, burada İstanbul'un bakın burada alttaki kutuya bakın, Beşiktaş ve Kadıköy e, ilçelerinde sonlanan göç akımı oraya en çok göç veren yerlerin Ankara ve İzmir ve güney illeri olduğunu fakat doğudan buraya çok fazla göç gelmediğini görüyoruz. Şimdi ilk harita ile bunu karşılaştırdığımızda ne görüyorduk? Ankara İstanbul'a çok göç veren yer değil. İzmir'de göç veren yer değil. Fakat Ankara'dan gelen az sayıda göç ve İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde nasıl diyelim yoğunlaşıyor. Bunun arkasında çok ilginç iş pazarı işleri var. Çünkü Ankara ve İzmir aslında İstanbul'a beyaz yakalı ihraç eden iller. İstanbul'un doktorları, mühendisleri, finans uzmanları işte eee cerrahları büyük ölçüde Hacettepe Üniversitesi'nden, e, Teknik Üniversitesi'nden ve İzmir'deki kurul şeylerden geliyor. Yani metropoller arasında böyle bir şey var. Şimdi bu İstanbul'un bu ilçesinde böyle bir yapı var. Geçelim şimdi e, Ali'cim. Buraya baktığımızda şimdi burada İstanbul'un Bayrampaşa, Eyüp Sultan, Maltepe falan gibi yerlerini e, şey yapalım, çeperleri. Burada da e, yine Ankara'yı fakat doğuyu doğuyu beraber görüyoruz. Yani bu İstanbul'un en nasıl diyelim üst kademe yöneticilerinin yoğunlaştığı semtlerin kenarında Kartal, Sarıyer, Üsküdar, Şile gibi yerlere baktığımız zaman buraların da metropollerden yoğun göç aldığını görüyoruz. Geçelim. Şimdi fakat Arnavutköy ve Esenyurt gibi İstanbul'un çeperindeki yerlere gittiğimizde ne görüyoruz? Ankara ve İstanbul'un bu bölge Ankara ve İzmir'in buraya yoğun göster göç, göç vermediğini buraya gelenlerin ağırlıklı aslında doğudan güneydoğudan geldiklerini görüyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde İstanbul'un işte Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü gibi yerlerinin büyük ölçüde aslında İstanbul'un kendi içinden göç aldıklarını görüyoruz. Buraya da Türkiye'den gelmiyor da İstanbul'un desantralizasyonuyla büyüdüklerini görüyoruz. Devam edelim. Bir tane daha. Burası neymiş? Çekmeköy ve Sancaktepe ilçeleri. Burası da İstanbul'un buraya en çok göç veren yer İstanbul'un kendi içinden. Yani İstanbul'un bunlar çeperleri İstanbul'un alt kentleşmesiyle ilgili büyüyen yerler. Doğudan buraya gelenler de büyük ölçüde aslında buradaki inşaatlarda çalışan şeyler olmalı. <laughs> İnşaat çalışanları olmalı. Ama incelemek gerekir. Devam edelim. Evet. Şimdi mesela burada Sultan Gazi, Bağcılar, Esenler ve e, e, Zeytinburnu gibi yerlerin gördüğünüz gibi Türkiye'nin Orta Karadeniz'den ve Güneydoğu'dan çok göç aldığını, ama Orta e, Anadolu illerinden ve Ege'den yeterince yüksek göç almadığını görüyoruz. Devam edelim şimdi. Şimdi e, yine bir şekilde. Bakın Gazi Osman Paşa, Silivri, Güngören, Küçük çökmeci gibi ilçeleri gösteren yer. O alttaki e, kahverengi haritadan bunları izleyeceksiniz. Buraya da sonlanan göç akımlarının büyük bir kısmının aslında e, Batı Anadolu yani böyle Sinop veya işte Trabzon Adana hattının e, doğusunda kalan yerlerden Batı Anadolu'nun buraya çok fazla göç vermediğini görüyoruz. Evet devam edelim. Evet, burada da ne varmış sultanbeyli İstanbul'da çok e, bilinen e, çalışılmış bir bölgedir. Bakın buraya gelenlerin ağırlıkla doğudan ve İç Anadolu'dan geldiğini, buraya şeyin e, 2016-17 akımları açısından e, Marmara Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'nin sahillerine çok fazla göç vermediğini görüyoruz. Devam edelim. Evet, şimdi. Bizim haritayı açıklayabilecek şeylerden bir tanesi bakın burada e, bu işte Balıkesir'in ilçelerine nereden geliniyor bakıldığı zaman Balıkesir'in ilçelerine ağırlıkla Balıkesir'in kendi içinden geliniyor e, ve iç Ege illerinden e, geliniyor ama doğunun buraya çok fazla göç vermediğini görüyoruz. Devam edelim bu ama e, şeye baktığımız zaman. Bursa ilçelerine baktığımız zaman Bursa ilçelerine gelenlerin bakın çok ağırlıklı bir şekilde e, Bursa'nın doğusundaki ilçelerden ve <laughs> Bursa'nın kuzey doğusundaki Artvin, Ardahan gibi yerlerden geldiğini söylüyoruz. Artvinlilerin yoğunluğunu Bursalılar her e, fırsatta gündelik dilde e, vurgularlar. Evet devam edelim. Biraz, bir tane daha geçelim. Bakın burası İstanbul'un doğusundaki e, yani Doğu Marmara dediğimiz e, bölge buraya en çok e, hareketledik kendi içinden geliyor ama dışarıdan gelenlerin e, nasıl diyelim kuzeydoğu Anadolu'dan ve İç Anadolu'dan geldiklerini bu bölgeye aslında İstanbul'dan desantralizasyonun az olduğunu ve şeyden İç Ege'den ve e, ve Güneydoğu illerinden buraya az gelindiğini. E, görüyoruz. Devam edelim. Şeye geçtiğimiz zaman işte Adapazarı Düzce kısmına doğru geçtiğimiz zaman bu bölgenin kendi içinde bir büyük hareketliliğin olduğu bu bölgeye dışarıdan gelenlerin ise İç Anadolu'dan geldiğini fakat Marmara bölgesinden bu bölgeye yönelik bir akımın malizar bir akımın olmadığını görüyoruz. Evet. Devam edelim. Keza işte aşağıda yazılan Akyazı, Geyve, Hendek, Karasu gibi yerlerin yine aynı patende devam ettiğini görüyoruz. Şimdi evet devam edin bir tane daha Ha Şimdi Trakya kısmına geçtiğimiz zaman Trakya'nın kendi içinden çok yoğun göç aldığını fakat Anadolu'nun diğer şeylerinden uzaklardan çok fazla göç almadığını görüyoruz. Devam edelim bir tane daha geçeceğim. Bu bölgeye baktığımız zaman Çanakkale tarafının hemen birazcık Trakya'dan ama ee daha çok Ege bölgesinden ee göç aldığını görüyoruz. Devam edelim. Burada bitiyor aslında. Trakya'nın işte ee bu aşağıda belirtilen ee ilçeleri genellikle Trakya'dan alıyor ve de Türkiye'nin ee geri kalan kısmından Griler hiç göç vermiyor demektir. Bizim örneklemde ile gösterilen ama burada böylemesine daha çok bu bölgedeki hareketliliğin bölge içinde kaldığını görüyoruz. Bu bölgenin aslında İstanbul'dan da beklenilen düzeyde göç almadığını görüyoruz bir tane daha var mı bilmiyorum? Evet Burada bitti. Şimdi bu şey bu göç örüntüsü bize şunu söylüyor. Bu bizim mavi dediğimiz gösterdiğimiz bölgeler, aslında Ege bölgesinden ve kendi bölge içinden alıyorlar. Sıra sarıyla gösterdiğimiz bölgeler ise daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok yüksek şey oy aldığı bölgelerle ilişkili olduklarını görüyoruz. Yani bu mavi ve sarı dediğimiz şeylerin aslında iki farklı göç çıkış bölgesiyle ilişkili olduğunu gösteriyoruz. Bunun siyasi anlamı şudur. <laughs> Ee, ...çok eskiden beri biliniyor ki... ...Richel Gambole modeliyle biliniyor ki... ...oy davranışı böyle... E, ...sabahtan akşama kolay değişen... E, ...şeyler değildir... ...ve insanlar... ...bir defa ailede ve arkadaş çevresinde... E, bir ...belirli bir siyasi görüşü... ...benimsizlikleri zaman... E, ...o görüşü öyle kolay kolay... E, ...değiştirmezler... ...bizim burada kullandığımız... E, ...veri seti... ...bütün genel amaçlı bütün şeyleri kapsıyor, göç akımlarını kapsıyor. Yani biz burada iş amaçlı, tayin amaçlı, aile bireylerine bağımlı göçleri, eğitim amaçlı, sağlık göçleri, bütün bu göçleri inceliyoruz. Ve de buradan çıkardığımız bir şey var ki, Doğu Marmara'daki sarı yoğunluğu aslında ee, AKP'nin çok güçlü olduğu illerle ilişkili olmaktan olmakla ilişkili olabilir. Yani orada orada e, doğrudan ilişkili olabilir. Göç akımları buradaki yoğunluğu e, bozmuyor. Keza Trakya'daki e, mavilerin yoğunluğu ise, yani CHP'nin güçlü yerler yoğunluğu ise, bu bölgenin kendi içinden. Ve aslında Ege bölgesinin iç Ege illerinden güç almasıyla ilişkili olabilir. Yani burada bizim haritamızda geçen sefer inceleyemediğimiz bu örüntülerin arkasında e, bu bölgelerin bu farklılaşmanın aslında e, Türkiye'deki diğer e, kentlerle farklı ilişki kalıpları içerisinde olmasıyla, e, ...ilişkili olabilir diyorum... ...olabilir diyorum çünkü burada... ...bir e, benzerlik... ...bir e, yanısı diyelim, ...bir ilişki... E, ...keşfettik, vardık, saptadık... ...bunun... E, ...bir araştırma projesi içerisinde... ...gerçekten böyle olup olmadığını... ...çok daha ayrıntılı... ...izlenmesi gerektiği... ...kanısındayım ama... E, ...bizim haritanın... ...böyle karman çorman bir... E, ...örüntü vermediğini ortaya çıkan örüntülerinde aslında yorumlanabilir olduğunu e, görmüş olduk. Ben de bunu sizlerle hem İstanbul'un ilçelerini hem de Marmara bölgesindeki diğer ilçelerini ilçelerin göç bağlantılarını e, sergileyerek e, sunmak istedim. Benim şeyim bu. Çok bu... teşekkürler hocam. Ben hemen aklıma gelen soruyu e, sorayım size. Şimdi bu haritalara bakınca, göç haritalarına bakınca hemen aklım 30 yıl öncesine, 50 yıl öncesine gitti. O dönemlerdeki göçün ağırlıklı olarak batıya, başta tabii ki İstanbul'a olduğunu görüyorduk. Ve hem Orta Anadolu'dan hem de yanılmıyorsam Doğu ve Güneydoğu'dan bir göç akını olduğunu biliyorduk. Ee, bu doğru mu? Yani bu bilgimiz doğru mu? Ee, bu değişikliği nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü sizin 2016-2017 verilerine dayalı olarak hazırlamış olduğunuz e, haritalar... ...hakikaten e, eski bilgilerimize göre e, oldukça farklılık arz ediyor. Ne dersiniz? Efendim, e, bu, e, Güran Hocam, bu sizin söylediğiniz... E... Kısmen doğru. Ben burada size zaman darlığı nedeniyle 2016-17 verilerini gösterdim. Ama bu benim sunduğum araştırma 80 yılından başlıyor. 80-85, 85-90, 90-2000 arasında. Bizim bunu mikrodata üzerinden inceleyeceğimiz çok ayrıntılı şeylerimiz var çok ayrıntılı veri setlerimiz var ve bu veri setleri dediğimiz veri setleri bize e, Türkiye'deki bu göç örüntülerinin aslında zaman içerisinde çok az değiştiğini gösteriyor. Ve temel temel itibariyle yani en, en temelde bizim dört tane önemli göç odağımız var. Bunlardan bir tanesi İzmir. İzmir ağırlıkla Ege ve İç Ege illerinden göç alıyor. Doğuda göç almıyor demek değil. Mesela evet. bütün İzmirliler bilirler ki Mardinliler gelirler İzmir'de işte midye endüstrisinin şehidirler. Evet. <laughs> Nasıl diyelim? Deniz olmasına rağmen midye, midye, midye endüstrisi İzmir'de bakın burada şeyden oradaki Mardin'in kırmızılığından da bellidir. Orada şey yapılır ama İzmir'e ağırlıkla en fazla veren göç veren yerler İzmir'in kendi şeyleridir. Ankara'ya, Ankara'yı incelediğimizde ki biz bizim serim serimizde yoktu ama Ankara'da incelendiğinde, Ankara'da sonlanan akımların büyük bir kısmı aslında Çankırı, Çorum ve Yozgat illerinden gelir. Efendim, İstanbul'a gelen sonlanan akımların büyük bir kısmı ise e, şeyden e, Trakya'nın kendisinden, Orta e, Karadeniz illerinden ve Doğu Karadeniz illerinden gelir. Yani genellikle İstanbul'da Efendim Güneydoğu illerinden gelen göçmenler çok fazladır sözü yanlış değildir. Ama İstanbul'un ne kadar büyük bir yerleşme olduğu dikkate alınırsa ve de ölçeğe bağlı bir değerlendirme yapılırsa Adana ve Çukurova havalisinin aslında ölçeği dikkate alındığında Güneydoğu'dan, İstanbul'dan faz daha fazla göç aldığını e, söyleyebiliriz. Yani esas itibariyle bizim Türkiye'de dört tane önemli göç odağımız var. Bir tanesi İzmir, bir tanesi Çukurova, bir tanesi Ankara, bir tanesi de İstanbul'dur. Ve bunların e, bunlar bu göç odağı olarak zaman içerisinde elbette bir miktar e, değişiklikler oluyordur ama bu değişiklikler yapıyı değiştirmiyor. Bizim bu göç e, paterni bu şekilde e, kendini tekrarlıyor. Aslında e, 90 sonrasında kıyılaşmayla ilgili yani kıyı kıyıları da daha fazla ikamet edilmesiyle beraber e, Antalya civarının ve de Bursa civarında küçük böyle nasıl diyeyim daha sınırlı göç e, bölgelerinin oluştuğunu e, izleyebiliyoruz bu, e, bu şeyi. Şimdi mesela İzmir'in Siyasi tercihlerinin uzun süredir aslında Ege bölgesindeki siyasi tercihlerle örtüşmesi ve İç Anadolu'daki siyasi tercihlerin İz İzmir'deki belediye başkanlığı seçimine veya milletvekili seçimine yansımaması işte buradan kaynaklanıyor. Yani İzmir'in havasından ve suyundan değil, İzmir'de hayır, de hayır. elbette... Ee, Güneydoğudan gelen göçmenler var, İç Anadolu'dan gelen göçmenler var. Fakat oradan gelen göçmenler, İzmir'deki siyasi profili değiştirecek kadar e, yoğun değil. İstanbul'da da her yerden gelen göçmenler var. Ama zaten biz bunu bekliyoruz. Yani 15, 16 milyonluk bir metropolün, bütün Türkiye'den <laughs> ve aslında bakarsanız e, Karadeniz Havzasının birçok yerinden e, nasıl diyelim düzenli, düzensiz göçmen çekmesi zaten bizim bekleyeceğimiz bir şey ama İstanbul'un nasıl diyelim e, İstanbul'un hakim İstanbul'a hakim olan göçmen grubunun daha çok aslında Karadeniz e, çevresinden geldiğini e, biliyoruz şeye bakarsak son e, 30 yılın 50 yılın İstanbul belediye başkanlarının kökenlerinin nereden geldiğine bakarsak her birisinin bu benim söylediğim, Karadeniz'e dar veya iç kesimdeki illerden geldiğini görebiliriz. Yani bu burada şimdi çok fazla ayrıntıya girmek istemem ama bunun iş pazarıyla ilişkileri var ve iş pazarı parçalanmasıyla ilişkileri var. Fakat yani benim burada söylediğim geçen günkü sunumumuzda çok fazla ayrıntıya giremediğimiz göç bağlantılarının bu bölgesel e, ölçekte e, şey, saptadığımız e, nasıl diyelim haritanın arkasındaki renkleri şekillendirmekte bir miktar etkileri var diye söyleyebilirim. Oke yani kileyici... bunda bunu bizim geçen günkü toplantımızda ele almadığımız bir konunun bir tık açılması gibi düşünebiliriz bu konuşmayı Evet çok etkileyici bıçakla kesilmiş gibi bölgeleri görebiliyorsunuz bu göç odaklarına tek tek baktığımızda yani bu kadar birebir evet. e, evet, bir çıkması. Yani bu, 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 biz de bunu doğrusu yaparken e, şey yaptık e, yaparken bu haritaları e, çiziminde e, bizim o dönem e, İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde çalışan Gizem Fidan isimli bir mimar arkadaşımızın çok büyük katkısı var ve bu aslında e, göç uzmanlarının bilmediği bir şey değil ama Türkiye'de çok fazla bilinmez. Genellikle işte İstanbul'un en büyük e, güneydoğuların en çok yoğunlaştığı kent olduğu söylenir ama İstanbul evet sayısal olarak e, bakıldığı zaman e, yoğunlaştığı bir yerdir ama İstanbul aslında göreli olarak, göreli, göreli yoğunluk itibariyle şey yapıldığı zaman Güneydoğulların en yoğun bulundukları yer değildir. Onların en yoğun olarak bulundukları yer aslında Adana, Mersin, Hatay e, e, çevresidir. İzmir'de başka bir profil var, İstanbul'da başka bir profil var, Ankara'da başka bir profil var. Ve Türkiye aslında böyle e, nasıl diyelim... E, lokma lokma e, birbirleriyle ilişkili göç alanlarına e, ayrılmış vaziyette size mesela e, şöyle bir örnek verebilirim siz İstanbul'da Karadenizlerin çok yoğun olduğu mahallelerde e, gezinirseniz orada bazı böyle küçük yazanelerin üzerinde orasında oradan Giresun'un veya Ordu'nun veya Trabzon'un herhangi bir ilçesinin herhangi bir bucağına doğrudan otobüs seferleri olduğunu görürsünüz. Yani buradan Alıçra'ya otobüs kalkıyor demek. Yani bu oradan bindiğiniz Bayrampaşa'nın orasından veya işte Karadeniz Mahallesi'nden bindiğiniz zaman hiçbir büyük otogarda sizi bırakmadan doğrudan e, o göçmenlerin geldikleri çıkış bölgelerine götürüyorlar. Bu işte göç sürecinin e, sadece varış noktaları üzerinden değildi. De, Çıkış ve varış noktaları üzerinden okunmasının ne kadar e, ilginç açılımlara, e, bakış açılarına e, yol açabileceğini bize söylüyor. Peki Murat Hocam bu verileri nereden aldınız? Şunu da açmak için soruyorum. 2016-2017 verileri olduğunu söylüyorsunuz. Bu göç edenler kimler? Ne zaman göç etmişler? Yani ikinci, üçüncü kuşa bakmadığınızı burada vurgulamak önemli derler ya İstanbul'da İstanbul'lu <laughs> olan ne kadar kişi vardır diye. hani Kimle İstanbul... bakıyorsunuz? Evet. Şimdi e, bu göç araştırması iki farklı türde e, veri üzerinden yapıldı. 1985, 90 ve 2000 yıllarına ait olan verileri biz e, nüfus sayımlarının nüfus sayımlarının %5'lik örneklemleri üzerinden yaptık. Bunlar aslında 3 milyon kişinin e, örneklemde bulunduğu çok ayrıntılı ve göçmenlerin göç edenlerin ...işte yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, ne iş tuttuğu bunların hepsinin bilinebileceği çok çok ayrıntılı e, tablolar. Ve bunlar aslında Türkiye'de o tarihteki Devlet İstatistik Enstitüsü'nün bizim toplum bilimlerine sunduğu birer veri hazinesi. Ne yazık ki çok fazla e, e, çalışılmamış ama kent tarihi çalışanlar için birer veri hazinesi. Pagasti'nin söylediğin gibi 2007'den sonra, 2000'li yıllardan sonra... Türkiye'de nüfus sayımı yapma e, şeyi nasıl isteği giderek e, azalıyor ve e, biz o 2000'li yıllarda 90'lı yıllarda yaptığımız gibi e, ayrıntılı e, verilere sahip değiliz. Buradan e, sadece bunların ne, yani göç amaçlarını da bilmiyoruz. Bu, bu bizim e, şeyimiz burada gösterdiğimiz bilgiler. Hangi amaçla olursa farklı amaçlarla bir yerden çıkıp bir yere gidip yerleşenler bunlar ee, bir yıllık eskiden biz bunları beş yıllık daimi ikametgah değişimi olarak biliyorduk. 2000 e, şimdi artık adrese dayalı nüfus kayıt sistemi diye bir sistemimiz var burada biri her yıl ilçeden ilçeye göçleri incelemek mümkün ama eskiden olduğu kadar ayrıntılı göremiyoruz. İleride inşallah bu tür şeyler de ayrıntılarda sunulacak. Yani ne amaçla gelmiş, gelenin eğitim düzeyi nedir bunları görebiliriz. Fakat şeyde baktığımızda yani nüfus sayımı olan dönemde sizin sorunuza bakarsak mesela üç farklı türde insanın Marmara bölgesine geldiğini ve iş tuttuğunu görüyoruz. Bir tanesi... İşe katılımda çok yüksek bariyerlerin olduğu, çok yüksek e, ön e, koşulların istendiği cerrahlık, mühendislik, hukuk şeylik, finans e, finans sektöründe çalışma gibi e, işlerde İstanbul'a ve Marmara bölgesine gelenlerin büyük bir kısmının aslında metropollerden geldiğini görüyoruz. Yani bunlar İstanbul'a gelenler işte İstanbul'a, İzmir'den, Adana'dan ve sahillerden geldiğini görüyoruz ve İstanbul'un kendi içinde ama bir ikinci şey var ikinci grup var Biz de buna işe giriş koşulları çok yüksek olmayan ama girenlere ilginç nasıl diyelim sermaye birikim kanalları sağlayan işler diyebiliriz Bunlar ne olabilir yani inşaatçılık minibüs taksi e, taksi veya minibüs hattı sahipliği, bunlar kentsel rantlardan büyük e, pay alanlar. Emlakçılık, e, müteahhitlik, e, işte <laughs> pazarlama, e, bakkallık falan gibi. Buralarda e, Karadeniz illerinden gelenlerin çok büyük yoğunlukla temsil edildiğini görüyoruz. Yani metropoller, Karadeniz ill illeri bir de hiç kimsenin yapmak istemediği işler var. Zor işler. İşte orada da Güneydoğu'dan gelenler son zamanlarda bunlara Suriye'den gelenler filan da eklendi. Şeyin e, Gürhan hocamızın sorusunda söylediği biz iç köşede çalışıyorduk ama bu Güneydoğu'dan gelenlerin yanında bir de İstanbul'da işte bu Suriye Harbi'nden kaçanların oluşturduğu bir alt emek pazarı e, şekillenmeye başladı. Bunun tabii çok daha ayrıntılı e, çalışılması lazım. Ama ne yazık ki e, 1990'larda 2000'lerde sağlanan kalitede ve ayrıntıda veri tabanlarımız maalesef yok. Evet, aslında birçok bakımdan teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tür verilere çok rahat, kolay ulaşılabileceğini e, düşünmek mümkün. Ama Birçok veri gittikçe evet. sınırlanıyor, kapatılıyor. Evet, evet, hocam bu göç haritalarına nasıl ulaşabiliriz? Bunlar şu anda kamuoyu ile paylaşılan evet. haritalar mıdır? Yoksa bizim programımızda ilk defa gösteriyorsunuz diye düşünüyorum. Yani bunlar daha önce görmedim çünkü. Daha, daha da bunlar işte size bahsettiğim TÜBİTAK projesi içerisinde üretildi. Bu üç yıl süren büyük bir kapsamlı bir projeydi. E, projenin e, nihai raporuna şeyden e, erişilebilir. E, e, Tübitak'ın sayfasından işte. e, inceleyin. Yani orada kamusallaşmış bir şeyi var. Ama bu e, size bahsettiğim harita seti henüz e, yayınlanmadı. Çünkü bunlar aslında e, size ben burada böyle çok büyük bir şeyin e, harita serisinden. 3-4 tane ilginç harita seçerek gösterdim. Sadece bizim programla ilgili olan bir şey. Böyle bir şeyin yayınlanması için büyük bir fon gerekir. Bunu bir atlas olarak yayınlamak gerekir. Ee, o Öyle bir fonumuz yok maalesef. Hiçbir kurumda böyle bir şeye, böyle bir göç atlası e, yayınlamaya şey değil. Elimizde bunlar var. Ee, belki ileride e, imkanlarımız gelişirse Nasıl bu seçim e, haritalarını e, web ortamında yayınlıyorsak, bunları da böyle sorgulanabilir birer e, elektronik atlas şeklinde yayınlayabiliriz. Yani bunların aslında sizin söylediğiniz gibi böyle <laughs> hani raflarda kalması <laughs> yazık yani insanların bunları çalışanların bunları görmesinde yararlı olabilir. Evet, Ama şu anda ki... şu anda evet şu anda bunlar e, bu seçim haritasıyla. İlgi olay ilk kez gündeme geldi. Ben de bunun e, hani bu örüntülerin arkasındaki e, farklılaşmayı şey yapacak, gündeme getirecek bir model olarak e, söyledim. Burada e, konuşmanın sonunda size e, Türkiye demografyasına çok önemli katkılar da bulunmuş ve işte birkaç 5-6 yıl önce kaybettiğimiz Frederick Shorter'ın hazırladığı Türkiye'nin Nüfusu diye harika bir kitap var. O kitaba referans vermek isterim. O kitapta göçlerle ilgili olarak konuşurken Frederick Shorter der ki göç meselesi çok önemlidir. Çünkü göçmenler göçmenler doğmamış çocuklarını beraberinde getirirlerdi. Böyle bir şey doğmamış çocuklarını beraberinde getirirler. Burada ne kastediliyor? Şöyle şu, şu kastediliyor. Göç aslında yaş seçmeci bir süreçtir. Çok gençler ve çok yaşlılar göç etmezler. Aktif nüfus göçede göç eder. Ve bir kente geldikleri zamanda kısa vadede işte nasıl diyelim? Vakti gelir. Bunlar evlenirler, iki tane çocuğu olur mesela bunlar. Bu iki tane çocuk şehirde büyüdüğü zaman, şehirde büyüdüğü zaman aslında Sosyalleşme sürecini kısmen anne babanın geldiği bölge üzerinde <laughs> e, öyle bir ortamda yapar. Yani hangi bölge nereye ne kadar yoğun göç veriyorsa yeni İstanbullular da aslında çocukluk dönemlerini o bölgenin ortamında e, nasıl diyelim e, halet-i rüyası içerisinde e, şey yapıyorlar, yaşıyorlar. Yani sos o ortamda sosyalleşiyorlar. Onun için bizim bu göç haritaları sadece kimin gelip nereden e, oy davranışını taşıdığı değil. Aslında İstanbul'da ve bölge içinde yeni e, şey yapan sosyalleşen seçmenlerin nasıl bir ortam içerisinde e, şey olduğunu söylüyor. Sosyalleştiklerini söylüyor. Bu aslında çok önemli çünkü zaman içerisinde bölgelerin göç e, siyasi tercih profilleri Bizim sandığımız kadar hızlı değişmiyor. Bizim Hasan Kirmanoğlu ile beraber yaptığımız atlasın temel şeyi de bu, temel vurgusu da bu. Ee, Türkiye'deki e, partiler değişiyor, liderler değişiyor, arada siyasi darbeler oluyor, demokrasi yeni baştan şeye geçiyor, gündeme geçiyor. Ama Türkiye'nin çok kısa vadeli e, aralıklar dikkat dikkate alınmazsa Türkiye siyasi coğrafyasının temel farklılaşma eksenleri değişmiyor. Burada iki tane eksen var. Bir tanesi ana dil ekseni. İkincisi de mütedeyyin ve seküler ekseni. Bu bizim Türkiye'deki uzun vadede kendini hep yeniden üreten bir patern var. Ve bunun kendini yeniden üretmesinin altında da Tabii incelenmesi gereken şey bunun göç süreçleriyle hareketlilikleriyle nasıl e, bağlantılı olduğu yani e, şeyler bu yerel kimlikler aslında varış bölgelerinde kendilerini yeniden üretiyor gibi oluyorlar. Onun için İzmir'de İç Anadolu, İç Ege'nin yerel siyasi kimlik profilleri İstanbul'da ağırlıkla e, Karadeniz bölgesinin siyasi profilleri şeyde Adana'da hem Çukurova'nın ve de ama ağırlıkla da e, güneydoğu'ya ait olan yerel e, siyasi tercih profilleri Ankara'da da Çankırı, Çorum, Yozgat e, illerine özgü profiller kendilerini yeniden üretiyorlar. Yani bu burada bir ben böyledir e, diye bir kesin yargıda bulunmak istemiyorum ama. Bizim Şubat ayında yayınlayacağımız Büyük Türkiye yani seçim haritası geldiğimizde benim burada size göstermiş olduğum göç örüntülerine çok benzeyen örüntüleri göreceğiz. Yani bu, bunun tekrarlandığını zaten biz e, o haritada görebiliyoruz. Evet, bana kime oy verdiğini söyle, sana nereden geldiğini tahmin edeyim. <laughs> Komşunun gibi bir yere çıkıyor gerçekten ve kimliklerin de gerçekten nasıl statik olduğunu ve yerde nasıl yeniden üretildiğini göstermek açısından çok çok çarpıcı. Şunu sormak istiyorum hızlıca Murat hocam. Şimdi 2016-2017 verileri dediniz, araya pandemi girdi, bir yandan bu Suriye iç savaşından ötürü ve sonrasında başka bölgelerden çok fazla. Dış göç var sihirli kürenizde 2016'dan bugüne neler değişti nasıl görüyorsunuz bir yandan hem pandemi insanların yer değiştirdikleri çok konuşuluyor bir yandan çok artan konut fiyatları dolayısıyla büyük şirketlerinde çalışanlarında özellikle bizim daha beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz kesimlerin de başka bölgelere hatta kıra ya da başka daha küçük illere hareketleri var bunlar bizim sandığımız kadar bu örüntüleri değiştirecek durumda mı? Bunun bir araştırması da olmadığını biliyorum. Ama öngörüleriniz nelerdir merak ediyorum. Evet bu yani Yağmurcuğum bu senin söylediğin süreçlerin hepsi çok önemli. Ben yani bu bunun üzerine özel çalışma yapmadık. Ama şunu size söyleyeyim. Yani bu gerçekten hissedilebilir bir süreç. Çünkü bu altan konut fiyatları e, nedeniyle ve aslında zaman içinde devreye giren bu yüksek hızlı trenler var ya hı hı. bu yüksek hızlı trenlerin geçip gittiği yerlerde e, bu e, İstanbul'da barınma ve kira problemi e, şey yapan e, yani birçok beyaz yakalının sırf bu e, kira problemini yüksek hızlı tren üzerinden e, sağlayıp e, Eskişehir'e filan taşındıklarını biliyorum. Yani İstanbul'a haftanın bir iki günü gelip ondan sonra oralarda çalıştılar. Da. Keza e, Datça'da veya işte sahil kesimlerinde uzaktan çalışma yapan e, küçük hane, genç hane halklarının ortaya çıktığını biliyoruz. Bunlar e, şu anda e, embriyonik halde daha küçük e, gelişmeler ama e, bunun şey olması nasıl diyelim e, yoğunlaşması beklenir. Fransızlar bunu çok e, şey yapmışlar, e, gözlemişler ve böyle bir e, onların çok bizden çok hızlı e, gelişmiş bir yüksek hızlı tren ağı var. Bu e, ağ sayesinde aslında Fransa'nın tamamının bir e, nasıl diyelim daireye döndüğünü, oturma odasının başka yerde hani çalışma odasının başka yerde olabildiğini. Yani Lyon'da oturup Paris'te çalışma veya tersinin olabildiğini söyleyebiliyorlar. Bu e, şeyde hafta sonlarını eskiden böyle günler süren seyahatlerin iki buçuk saatte bilmem üç saatte Paris'ten Marsilya'ya gitmenin mümkün olduğu bir ortamda bunların tamamen değişebileceğini söylüyor. Senin sorun o bakımdan çok e, şey çok geçerli ama bunu bizim e, incelememiz lazım şey inceleyebilmemiz için de bu bizim kullandığımız veriden bir tık daha e, ilerisi lazım. Buradan gelenler ne amaçla geliyorlar? Geldikleri yerde ne iş tutuyorlar? O o işlerde ne statüde e, çalışıyorlar? bizi bunu bilmemiz lazım. Şu anda bu senin sorularını biz nasıl diyelim e, 92.85 <laughs> yılları hakkında bildiklerimiz şu andaki e, Türkiye hakkında bildiklerimizden çok daha fazla ama umalım ki böyle bir şey olsun yani bu buna ilişkin bir kapsamlı veri setimiz olsun ve bu senin söylediğin önemli gelişmelerinde biz e, şeyini izleyelim çünkü bu aslında e, ben böyle bir, bir şeyden bahsediyorum uçucu olmayan ama ebediyen kalıcı olmayan örüntülerden bahsediyorum şeyde. E buna Fransızca'da permanans deniyor. Kadınların saçlarına yaptırdıkları permaya benziyor. Yani bu ebediyen aynı renkte kalmıyor ama sabahtan akşama da değişmiyor. Yani o bakımdan bu senin söylediğin süreçler böyle şu anda büyük değişimlerin habercileri gibi gözüküyor. Büyük sayılar içerisinde görebilir miyiz bilmiyorum ama küçük yerleri incelersek yani Bodrum'u, Datça'yı, işte bilmem Ayvalı, Edremit'i birer şey gibi izlersek ve ayrıntılı verilerimiz olursa buraya ait harika şeyler, nasıl diyelim değişimleri izleyebileceğimiz kanısındayım. Evet hocam, sizin yeni nesil dijital seçim atlasınızın Marmara bölgesindeki dışındaki bölgelerle ilgili haritalarını da merakla bekliyoruz. Bu konuda da çıkar çıkmaz, sonuçlanır sonuçlanmaz bir programla izleyicilerimize tanıtmak isteriz. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün de yepyeni bir haritayla, göç haritasıyla karşılaştık. Ve Hı. onun özellikle de seçim haritalarıyla paralel olduğunu da görmek bizim için son derece değerli bir bilgi tekrar tekrar çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.